Türk sinemasının eski dönemine, eski yıllarına gittik ama 2000'li yıllarda da şahane filmlerimiz var. Onlardan bir tanesi geliyor. Buyursunlar. Alo. Hah. Alo Muhittin, Arif ben. Amerikan başkanı dahil herkesi devreye sokun. Uzaylılar tarafından kaçırıldım. Ne? Evet, tarafından. Lan bir durun lan. Yarık bırak ya. Neredesin oğlum, ne yapıyorsun? Muhittin oğlum, şaka değil. Uzaylı diyorum. Gemideyim oğlum, gemideyim ya. Gemide mi? Ne gemisi lan? Muhittin bağır biraz. Polise git, karakola git. Alo. Ses gidip geliyor Arif. Sonra ara, sonra ara. Alo. Kafası iyi galiba. Alo. Muhittin. Muhittin şaka değil. Uzaylı. Bugünkü toplantı için çalışırken aslında ne kadar erkek ağırlıklı bir sektör olduğunu da görmüş oldum. Ancak ardından sahneye üç güzel hanımefendinin geleceğini öğrenince açıkçası çok daha merak ettim. Hele kodum uzay olunca acaba bize ne anlatacaklar diye merak içerisinde bekliyorum ve sahneye Sayın Ecehan Sofuoğlu, Sayın Hande Ağar ve Sayın Ebru Zolo'yu davet ediyorum. Hoş geldiniz. Sahneyi size bırakıyorum efendim. Buyurun. Bir ihtiyacınız olsa burada. Bu da pointer galiba. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Ecehan Sofuoğlu. G4S firmasında 2 yıldır finans direktörü olarak görev yapmaktayım. Merhabalar, ben Hande Ağar. 1 yıldır G4S ailesinin bir üyesiyim ve insan kaynakları müdürü olarak görev almaktayım. Bugün size finans ya da insan kaynakları ile ilgili bir şey anlatmayacağız. Onun yerine yeni bir hizmetimiz olan G4S'nin neyi sizinle kısaca tanıtmak istiyoruz. Özellikle günümüz koşullarında ve metropol dünyasında oluşan güvenlik ihtiyacıyla gerekli olan G4S'nin uygulamasını sanırım size anlatmamız büyük bir önem gösterecek. Pointer bu şekilde mi çalışıyor? Bakalım. Peki, G4S seninle dediğimizde kullanıcıların acil veya tehlikeli bir durumda olay yeri, zamanı ve görüntüsünü ilgili yerlere bildiren ve gerekli aksiyonların alınmasını sağlayan bir akıllı telefon uygulamasıdır. Android ve iOS tabanlı olarak çalışabilir. Temel iki kullanım alanı şirket çalışanları ve bireyler ile aile ve arkadaş grupları uygulamalarıdır. Şirket çalışanları ve birey uygulamasında acil ve tehlikeli bir durum oluştuğu anda alarm izleme merkezine gönderilen bir alarm ile gerekli tedbirlerin alınması sağlanmaktadır. Aile ve arkadaş grupları uygulaması ise opsiyonel olarak alarm izleme merkezini kullanır. Bu daha çok aile ya da arkadaş grubu bireylerinin birbirlerini kendi içinde takip edebilmesini sağlar. Peki G4S'nin uygulaması ile neler yapabiliriz? Acil durumlarda panik butonuna basarak alarm izleme merkezine ikaz gönderebiliriz. Personel, hasta ve nöbetçi takibi yapabiliriz. Alarm izleme merkezi aracılığı ile polis, ambulans, itfaiye gibi acil servislerin harekete geçirilmesini sağlayabiliriz. Sınırları belirlenmiş bir bölgede kullanıcı takibini yapabiliriz. Düşme ve araç kazası gibi ani hareket değişikliklerinde alarm verilmesini sağlayabiliriz. Şirket ve birey uygulamasındaki özellikler temel olarak nelerdir? Alarm, beni izle, ani hareket, araç kazası ve canlı video. Peki alarm özelliğine baktığımızda uygulamayı açıp alarm butonuna basıldığı anda alarm izleme merkezine bir bildirim gönderilir ve alarm izleme merkezi yetkilisi konuyla ilgili harekete geçer. Beni izle uygulamasında ise özelliğinde ise kullanıcıların belirlediği zaman aralığında telefonun uyarı vermesini sağlar. Telefon uyarı verdiğinde kişi alarmı kapatırsa eğer sorun yok demektir. Eğer alarm kapatılmazsa alarm izleme merkezine uyarı gider ve alarm izleme merkezi yetkilisi konuyla ilgili harekete geçer. Ani hareket ve araç kazasında ise telefonunuzdaki
ani hareketleri algılayan sensörler sayesinde oluşabilen ani hareketler ve hız değişimleri anında alarm izleme merkezine bilgilendirilir ve ilgili ikazlar oluşturularak önlemler alınır. Bir geri gitmemiz gerekiyor, evet. Ama buradan nasıl geri gidiyoruz? Peki, canlı video özelliğimizde ise kişi alarm butonuna bastığında telefon 5 saniyelik bir video çeker ve alarmla birlikte bu videoyu da alarm izleme merkezine gönderir. Bu video ile alarm izleme merkezi yetkilisi kişinin nasıl bir durumda olduğunu, nasıl bir tehlike altında olduğunu gözlemleyerek konuyla ilgili aksiyon alır. Tabii ki bu özellik opsiyoneldir ve kişi eğer isterse bu özelliği devreye sokabilir, eğer istemezse kapalı tutabilir. Evet, şu anda ileri tekrar gitti. Peki G4S uygulaması nasıl çalışıyor? Biraz önce bahsettiğimiz özellikler sonucunda bir alarm verilir herhangi birisi oluştuğunda ve bu verilen alarm izleme merkezine düşer. Alarm izleme merkezindeki çalışan yönetici paneline alarm düştüğü anda onunla ilgili sayfayı açar. Burada alarm verilen insanın lokasyonu, olası acil durumlarda aranmasını istediği telefon numaraları, eğer opsiyonel olarak açmışsa çekilen canlı video görüntüsü ve hepsine ulaşabilir. Bunun sayesinde bütün bilgileri aldıktan sonra ilgili aksiyonlar alınmaya başlar. Aile ve arkadaş grubu uygulamasında ise şirket ve birey uygulamasında bulunan bütün özelliklerin aynıları yer almaktadır. Bunlara ek olarak ise ailem ve tanımlı bölge özellikleri bulunmaktadır. Ailemde, ailem uygulamasında kişiler birbirlerini... bir dakika, bu yine ileri ve geri. Tamam. Ailem özelliğinde aile bireyleri birbirlerini haritada görebilirler. Tanımlı bölgede ise kişiler birbirlerine tanımlı bölge yapabilirler. Mesela aile grubu olarak tanımladığımız anne baba çocuk ise baba buradaki yönetici kişi olsun. Çocuk için okulunu ve evi tanımlı bölge yapabilir. Ya da anne için yine çalıştığı iş yeri, spor salonu ve evi tanımlı bölge yapabilir. Böylece kullanıcılardan birisi bu tanımlı bölgelerden dışarıya çıktığı anda yöneticiye ilgili alarm düşer ve istediği aksiyonu o an alabilirler. Evet, G4 seninle uygulamamızı kısaca sizlere tanıtmaya çalıştık. Detaylı bilgiler için teknik ekiplerimiz de sizlere destek olacaktır. Tedbiri elden bırakmamanız ve alarm butonuna basmak zorunda kalmamanız dileğiyle. Gülümseyin, güvendesiniz. Teşekkürler. Ebru şu anda zaten devam edecek. G4 sizinleyle. Pointer alabilir miyim? Evet, ismim Ebru Zolo. G4S Türkiye'de pazarlama müdürü pozisyonunda çalışıyorum. Arkadaşlarım size G4 Seninle isimli bireysel olarak kullanabileceğiniz aplikasyonlardan bahsetti. Ben de firma olarak bireysel olmanın yanı sıra kurumsal olarak da sizin yanınızda yer aldığımız içerikten bahsediyor olacağım. Bunu da G4 Sizinle diye adlandırdık. Güvenlik ihtiyacının aslında bugünün başından beri bütün sunumlarımızda değindiğimiz gibi Kaan Bey'in ilk konuşmasında da olduğu gibi temel ihtiyaçlarımızın hemen ardından geldiği, fizyolojik ihtiyaçlarımızın hemen ardından geldiğinden bahsetmiştik. Yeme içme gibi ihtiyacımızın hemen ardından güvenlik geliyorsa aslında hepimizin survive edebilmesinin, hayatta kalabilmesinin en önemli etkenlerinden biri diyebiliriz. Buna ihtiyaç duyduğunuz andan itibaren, buna müşteri yolculuğu diyoruz aslında, customer journey. Nasıl başlıyor bu yolculuklarımız? Güvenlik ihtiyacınızın doğduğunu hissediyorsunuz ve bununla ilgili artık böyle küçük araştırmalara başlıyorsunuz. Sonra araştırmalarınız neticesinde bir firmayı, kendi çözümünüzü seçiyor oluyorsunuz ve satın alma aşamasına geliyorsunuz. Satın almadan sonra kullanımınızda artık bizim görevimizi en iyi şekilde yerine getirebilme, bütün hatalarımızı minimize edebilme için üstün performansla çalışmaya başladığımız dönem başlıyor. Kullanıma başladıktan sonra sizler, bizim için yine çok önemli olan sizlerin bizlere olan bağlılığı, müşteri bağlılığımız.
Bunu da sağlayabildikten sonra bir sonraki aşama önerme. Bu aşamada hepinizin bildiği gibi artık bunu o kadar çok önemsiyoruz ki öyle söyleyebilirim. Bütün firmaların, bizlerin ne kadar reklam için bütçe ayırıyor olursak olalım, sizin fısıltı dediğimiz bu önerinizin bizi başkalarına tavsiye etmenizin önüne geçebilecek bizim bir reklam bütçemiz yok. Öyle söyleyebilirim. Bunun için sizlerin bağlılığını ve bizi tavsiye ediyor olmanızı gerçekten çok önemsiyoruz. Hatta burada yıllık olarak müşteri memnuniyet anketleri gönderdiklerimiz de mutlaka vardır mevcut müşterilerimiz içerisinden. Son sorumuz da bizi tavsiye eder misiniz? G4S'yi diğer firmalara tavsiye eder misiniz diye bir sorumuz da var. Bunu rakamsal olarak ölçebilmeyi bile gerçekten çok önemsiyoruz. Yine baştan beri sürekli bir teknolojik dönüşümden, gelişimden bahsediyor olduk. Nasıl önceden böyle telefonlarımız vardı, şimdi artık akıllı telefonlara geçtik. İşte mektup dönemlerimiz vardı, artık e-maillerimiz var, gazetelerimizi hard copy olarak okuyorduk. Şimdi artık her şeye internetten ulaşıyoruz. Hatta sosyalleşmemiz bile artık tamamen internet üzerinden sürüyor, devam ediyor. Bayram mesajlarımızı bile artık internetten ya da telefonlarımızdan gönderiyoruz. Bu iletişim kanalları bu şekilde gelişirken bizler de sizlere tüm bu iletişim kanallarından artık ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için sosyal medya hesaplarımız var. Sizlerle buradan her türlü bilgilerimizi paylaşıyoruz ve bizleri takip ederseniz de tabii çok memnun olacağız. Buralardan neler paylaşıyoruz sizinle? Zaten yine eminim sizlere de ulaşıyordur. Aylık olarak bültenlerimiz var. Bültenlerimizde hem Türkiye'de bir önceki ay olan bütün güvenlik sorunlarından, problemlerinden bahsediyoruz. G4S'den size haberler veriyoruz. Onun dışında bazı kampanyalarımız oluyor yine sosyal medya hesaplarından duyurduğumuz. Bazı çekilişler yapıyoruz. Çalışanlarımıza yine sizler tarafından verilen çalışma ödülleri var. Başarı ödülleri var. Onların tanıtımlarını yapıyoruz. Bazı özel günlere yine böyle duyarlılığımız oluyor. Burada Dünya Sokak Hayvanları Günü'nü kutlamışız mesela. Onları uyarıyoruz ve sizinle böyle küçük güvenliğe dair bilgiler paylaşıyoruz. Bunun yanı sıra az önce yine Kaan Bey'in de söylediği gibi alarm haber alma merkezimiz var. Bizim aslında en önemli yine iletişim kanallarımızdan biri bu. Alarm haber alma merkezini böyle işte bir santral gibi kullanmak, geçmişte olduğu gibi sadece telefon aktarmak ya da yine Kaan Bey'in söylediği gibi az önce bir tehlike anında sizi sadece uyaran bir yer olarak artık kullanmak istemiyoruz. Bunlar zaten bu zamana kadar alarm haber alma merkezimizden size verdiğimiz hizmetlerimiz diyebiliriz. İzlemeler yapılıyor, size mevcut olan elektronik güvenlik sistemlerinizin bakım zamanları geldiği zaman bunların bildirimleri yapılıyor, ilgili yerlere bildirim yapıyor. Artık bunun yanı sıra biz bu alarm haber alma merkezini müşterilerimizle iletişim merkezi haline getirmek istiyoruz. O yüzden burası sizden gelen bütün geri bildirimleri de alabileceğimiz bir kanal haline geliyor artık. Çünkü gerçekten en başta da söylediğim gibi, bütün o yolculuğun sonunda söylediğim gibi sizin memnuniyetinizi ve bizi önerebilecek kadar bizden memnun olmanızı gerçekten önemsiyoruz ve bunun geri bildirimini sizden toplamak istiyoruz. Baştan beri söylediğimiz gibi, çünkü memnun olursanız mutlu olursunuz, mutlu olursanız gülümsersiniz, güvendesiniz demektir. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Sahneyi erken terk etti hanımefendiler ama çok güzeldi. Ufak ufak aksilikler oluyor bunlar, canlı yayın kazası diyelim. Öğle yemeği arasında efendim sıra M1 katında yemeğinizi yiyebilirsiniz. Afiyetle sonrasında burada devam edeceğiz. Afiyet olsun şimdiden.